Mezopotamya. Yüzyıllar boyunca insanlar bu bölgeyi elinde tutmak istediler. Bu görmüş olduğunuz bölgede barışın az olduğu, çoğu zaman savaşla geçen yıllar isyanların ve iskanların tamamı bu toprakları elde tutmak içindi. Arsemiya Antik Şehri, Komegene Krallığı'nın yazlık başkenti. Sadece bir heykel, mağaralar şu anki ayağımızın altında bulunan yazıt. Fazlaca bir şey bulunmuyor bu alanda. Küçük bir bölgeye hükmeden e, Komagene Krallığı ama bölgenin en önemli noktaları elinde bulunuyordu. Komagene Krallığı'nın en önemli ve en şaşalı dönemi de zaten 1. Antiyakos dönemindeydi. Şöyle uç kısımdan da bölgeye hakimiyeti gösterelim. Arsemiye antik şehri dedik. Dediğimiz gibi fazla bir kalıntı yok. Karşıda görmüş olduğumuz büyük bir mağara depremden dolayı o tarafa geçiş yasak şu anda. Ama zamanında bir önceki geldiğimde giriş kısmına kadar göstermiştim. Bu kaya kabartması, kaya rolyefi, kaya stili artık heykel ne derseniz ismine. O size kalmış durumda. Aslında şu görmüş olduğumuz diyorum ya heykel yani kaya rolyefi her şeyi anlatıyor bize yaşayan bir kralın yarı tanrı Herakles ile tokalaştığını bu alanda görebiliyoruz. Herakles yani Herkül elinde yine görmüş olduğunuz gibi sopası cıplak halde betimlenmişken kral Antiyakos sivri tacı ile pelerini üzerinde askeri bir kıyafetle kılıcı dahil görmüş olduğunuz gibi üzerinde Pers etkisinde kalmış kıyafetiyle tokalaşıyorlar. Yani karşısındaki kişi Herakles yani Zeus'un yarı tanrı oğlu. Ya yani özellikle kıyafet konusunda Pers etkisinde kaldığını tekrar etmek istiyorum. Çünkü zaten e, şu şu görüntü yani Helenizm doğu ve batı sentezi dediğimiz kültürdeki olayı yapan kişi birinci Antiyakos'tur. Bakın kılıca bakıyorsunuz, kılıç Roma kılıcı. Kıyafete bakıyorsunuz, Pers kılıcı. Pelerin karşısındaki bir Yunan. Yani ee, İskender öldükten sonra Doğu Batı yani Helenizm dünyasının en iyi örneğini görebileceğimiz kısım aslında Nemrut yani Komagena'nın bulunduğu alan. Kılıcı görüyorsunuz çok değişik bir kılıç yapısına sahip. Burada parmak uçlarının dahil veya elbisesinin en ince ayrıntısına kadar net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ayak kısmı biri düz biri yan konumda. Aynı şekilde Herkül'ünkini de aynı şekilde vermiş. Zira Herkül'ün sırtındaki Neme Aslanı da aynı şekilde duruyor. Kuyruğunu görüyorsunuz. 12 görevi var Herkül'ün. Neme Aslanı da zaten ilk görevi. Sopası zaten bulunmaz her, her görmüş olduğumuz alanda görüyoruz. Sakal kısmına bakıyoruz. Antiochus tamamen köse bir şekilde betimlenirken Herkül sakallı bir şekilde gösterilmiş. Normalde Neme Aslanı'nı öldürdüğü zaman çok gür bir sakala sahip değildi. Göğüs ve elbise... Bakış yani duruş şekli yan profilden sağ yönden verilmiş. Tokalaşma kısmında dediğim gibi e, antiyakosa yoğun bir şekilde bir tanrı büyüklüğünde daha tacını taktıktan sonraki yükseltiyi görüyorsunuz. Aslında aynı boyda taçtan sonra daha yükseğe çıkmış. Sırtındaki görüntü pelerini, kolundaki zırhı üzerinde askeri elbise var ve görüntü de, dediğim gibi Pers etkisinde kalmış bir görüntü. Şöyle bakıyoruz. Güzel bir kaya rolyafi, kaya e, stili yani heykeller. Artık diyorum ya ismine ne dersiniz? Tamamen Komagene Krallığı'nın e, en iyi, en iyi diyorum bakın en iyi alanlarından birindesiniz. Tacın üstündeki şu betimlemeyi şu an net görememekle birlikte Sivri Tacını da bu alanda gördük. Pers etkisinin en büyük özelliğinden biri de tacıdır aslında. Hükür ile kendini tokalaşırken betimletmek, aynı şekilde ve hatta Herkül'den kendini büyük yaptırmak, kendini yani birinci Antiochus kendini tanrılar sıfatına koyması, buna kendinin inandığı yetmiyormuş gibi halkını da inandırmasını sağlamıştır. Burada en dikkat çeken noktalardan biri de bu görmüş olduğunuz kitabe. Doğu bölgesinde eski gerekçeyle yazılmış en kapsamlı, en büyük yazı bu görmüş olduğunuz kitabe abi de diyebiliriz buna. Ve altında bulunan e, kitabeyle ile alakalı şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ben atalarıma saygı duyuyorum. Halkımın da saygı duymak zorundadır. Yani şu cümle gerçekten otoritenin ne kadar sert bir e, olduğunu bizlere anlatıyor. Yazıtta bölge kurulmasından yani Komagene Krallığı'nın kurulmasından, sosyal dayanışmadan, dini insanlara vermiş oldukları ayrıcalıktan veya dinsel törenlerde neler yapılması gerektiğini görmüş olduğunuz birinci Antiochus buraya daha ölmeden kendini Yarı tanrı ve tanrılar sıfatına koyduğu için yani ölümsüzlüğü arayan bir kral. Buraya da insanların yapması gerektiğini kendini diyorum ya ölümsüz bir tanrı olarak görüyor. Ve buraya da bir tünel inşa ettiriyor. Tünel hem kaçış tüneli şu an diyorum ya Adıyaman bölgesinde çok sayıda tünele girdim kale tarzındaki tünellerden de aynı mantık, aynı görüntü de var. Ve bu tüneller genelde kaçış tüneli. Yani şu anki Arsemiya yazlık başkent e, Komagene Krallığı'nın. Şöyle bir ihtimalde bulunuyor bu görmüş olduğunuz tünelle alakalı. Ben bu tünelin sonuna kadar indim arkadaşlar. Bundan önceki geldiğimde. Şöyle dip kısmını görebildiğiniz kadar göstermek istiyorum. Şöyle ben bu tünelin en son noktasına kadar indim. 150 metrelik olduğu söyleniyor. En alt kısma iniyorsunuz. Oradan e, biraz sola doğru meyil var. Ve oradan aşağıdan kaçış noktası. İkinci bir rivayet ise. Yani bir rivayet ve olabilecek iki düşünce var zaten. Birincisi kaçış tüneli. Olası bir saldırı baskında. Buradan halkı ve kendini. Yani yetkili insanların kaçabilmesi için oluşturulmuş bir alan. Çünkü birçok halde. Yani eee. Adıyaman'daki birçok kale mantığında kaçış tünellerinden var. Dönerek sağlı sollu tek sadece şey ama tünel. Ne koruma duvarı, ne e, savunma kapısı, ne kuyu, ne bir e, gizli oda veya bir gizli galeri tarzında bir mantık yok. Sadece iniyorsunuz, gidiyorsunuz, çıkmak çıkmanız gereken yere çıkıyorsunuz. Yani bu bir yeraltı yapılaşması için oluşturulmuş bir tünel değil. Tamamen bakın tamamen diyorum bir kaçış ikinci sebebi ise e, aşağıdaki su var. Suya kutsal su mantığı olduğu için o suya suyun altından geçmek karşı tarafa yine çıkmakla alakalı bir mantık. Bu bir zor bir ihtimal. Yani bu alanda diyorum ya bu tamamen kaçış tüneli. Buradaki birçok özellikteki e, kaleleri gezdiğiniz zaman e, genelde kaçış tünelinin mantığını görüyoruz. Bunların e, iki tane kol olmak zorunda. Aşağı kısımdan iki kaçış noktası. Arsemia e, antik şehri buranın yani Komagene krallığının yazlık başkenti. Bu alandan baskından kurtulmak için yapılmış, inşa edilmiş bir alan. Burası M.Ö. önce 60 veya 62 yıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Şimdi bu alanı bu alanı anlattık. Diğer taraftaki alanda tamamen kiler tarzında yapılmış bir kısım oysa ki tünel sistemimiz ve dediğim gibi gerçekten şu yazıttaki en önemli konu şu ben atalarıma saygı duyuyorum. Halkımda duymak zorunda. Bu mantık çok önemli diyorum ya otoriter yani monarşi düzenin sert bir şekilde gösterildiğini anlayabiliyoruz. Ve Doğu'nun en uzun kitabesi